Kıymetli arkadaşlar, şeker hastalığı için bizden birkaç bitki ne yapabiliriz? Bunlarla alakadar hangi bitkileri kullanalım? Ne faydalı olacaktır? Bunlarla ilgili fikrim var mı abi diye. Biliyorsunuz bitkilerle ilgili araştırmalar yapıyoruz, çalışmalar yapıyoruz. Bunları sizlerle yer yer paylaşmak istiyorum. Öncelikle her hastalığımız ne olursa olsun her zaman Hekim tedavimizi, doktor tedavimizi asla ama asla bırakmıyoruz. Yine hekimimize danışarak kendimi iyi hissediyorum. Ben bitki çayları kullanmak istiyorum. Bunlarla alakadar bir şey sorun var mı, kullanabilir miyim diye bunlardan sözlü onayda aldığınızda evet Allah rahatlıkla kullanabilirsiniz. Sevgili arkadaşlar çok özel bir şey söylemek istiyorum sizlere. Ne olur bunları e, not almanızı istiyorum. Öncelikle bazı meslektaşlarımız da var, biz de arıcılık yapıyoruz. İşte şekere, içinde şeker olmayan, şeker hastalarına asla dokunmayan bal, böyle bir şey yok. Ben şeker vermedim, şeker hastaları yiyebilir, böyle bir şey yok. Sizin şeker, yani illa pancar şekerinden verilmiş şekerli olan bir bal ona dokunmuyor ki. Kuru fasulyede bile şeker var. Nohutta da şeker var. Pilavda da şeker var. Şeker, bizler sanıyoruz ki algıda hemen böyle dökülen toz şeker. Hayır. Şeker birçok formda, glukoz formunda, fruktoz formunda bulunabiliyor, örneğin balda. Yani şeker hastası olan bir kimse doğal bal dahi, organik bal dahi kullansa şekeri yükselecektir. Aman ha, buna çok dikkat edelim. Başkalarının sağlığıyla oynamayalım. Uçkun çayı, kıymetli arkadaşlar, Doğu Anadolu'da uçkun, uçkun, birçok telaffuz var. Uçkun bitkisinin kökü. Kökünü kaynatarak muhakkak içmenizi tavsiye ediyorum. Bu birinci önereceğim bitki. Tarçın, enginar yaprağı, zerdeçal, yaban mersini yaprağı, dut yaprağı, yeşil çay, çemen, zencefil, çemen otu, havlucan, berberin, papatya, kırk kilit otu. Arkadaşlar, videoyu durdura durdura bunları tekrardan da okuyabilirsiniz zaten. Bunları İkili gruplar olarak örneğin çemenle beberiyeyi bir gün içebilirsiniz. Örneğin zerdeçalla, tarçın, enginar yaprağını bir gün demleme yöntemiyle kaynatmak yok. Sadece uçkun kökünü biraz 5-10 dakika kaynatarak süzerek içebilirsiniz. Ama diğer saydıklarımızı kaynatmıyoruz. Sıcak suyu alıyoruz, üzerine bitkileri tutam şeklinde atarak demlenmesini bekleyip içiyoruz. Sevdiklerinizi de içebilirsiniz. İlla bu hastalığa muzdarip olması şartı yok. Çok keyifli olacaktır ama yine içerisine asla şeker atmıyoruz. Bakın özellikle size bir tarif vereceğim. Ne olur bunu muhakkak uygulayın. Şeker hastalı olanlar görecekler çok şaşıracaklar. Altın otu, tarçın, kuru tarçın, havlucan, kuşburnu ıhlamur. Demleyin, bunu için, inanın bir hafta 10 gün için çok şaşıracaksınız. Örneğin bir gün bunu için, bir günde kekik, karabaş otu, lavanta için, bir gün çemen, biberiye, havlucan, 40 kilit otu için. O kadar şaşıracaksınız ki düzenli olarak bunu bir buçuk iki ay e, akşamları yemeklerden sonra takriben yaptığınızda metabolizmanızın bile nasıl değiştiğini, ne kadar rahatladığınızı, stresinizin gittiğini, inanılmaz bir ferahlık olduğunu göreceksiniz. Çok zor bir şey değil. Yani aktara gidiyorsunuz, bunları almanız, çok ucuz rakamlara bunları temin edebilirsiniz. Sevgili arkadaşlar, eşiniz dostunuz varsa da tavsiye edebilirsiniz bu güzel bitkileri. Tekrar etmek istiyorum ben. Burada propolisi, poleni de ayrıca kullanmanızı da şeker hastaları olarak tavsiye ediyorum propolislerinizi arıcılardan temin edebilirsiniz. Poleninizi arıcılardan temin edebilirsiniz. Tekrar etmek istiyorum. Uçkun çayını sadece kök olduğu için kaynatarak içmeniz daha makul. Tarçın, enginar yaprağı, zerdeçal, yaban mersini yaprağı, çemen, berberin, havlucan, kırk kilit otu, papatya, çemen otu, zencefil, yeşil çay, dut yaprağı. Kendinizce bunları karıştırmanızda bir sakınca yok. Bunlar risksiz bitkiler çünkü. Üçer bitki, üçer bitki olarak karıştırıp içebilirsiniz. Hekiminize danışın, hekiminizden sözlü onay alın, rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ama az önce son saydığım o beşli ve üçlü grubu ayrıca muhakkak aklınızın bir köşesinde olsun. Tarçın, altın otu, kuşburnu, havlucan, ıhlamur. Müthiş bir karışım çok şaşıracaksınız. Kekik, karabaş otu, lavanta çok fayda olacak. Ve her günde sedir katranını doğal üretilmiş parmağınızın ucuna değdiriyorsunuz. Asla çok dil, Dilinize tadar gibi tatmanız. Bir buçuk iki ay sonra ne kadar şekerinizin düştüğünü çok şaşıracaksınız. Kıymetli arkadaşlar faydalı yorumlarınız varsa ben bunları da biliyorum. Bunları da tavsiye ediyorum. Bunlar da çok iyi ürünler dedikleriniz varsa yorum olarak bırakabilirsiniz. Çünkü herkesin birbirine faydalı olabileceği şeyler olabiliyor. Onlardan da faydalanabilir diğer bu hastalıktan buzdarip olan arkadaşlarımız. Sağlıcakla kalınız. Bahsettiğim gibi hekim tedavinizi asla ihmal etmeyin. Ama ek takviye olarak kendinizde iyi hissedeceğiniz bu ürünleri de sizlere muhakkak tavsiye ediyorum. Hepiniz sağlıcakla kalınız. Allah'a emanet olun.